Mert? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Bir dosya arıyoruz. Evet, dosyalara bakıyorduk. Bahri Hoca nerede? Bilmem, buralardadır herhalde. Aradığınız dosyayı bulabildiniz mi bari? Ya Mert. Çok tuhaf. Bahri Hoca burada yok ve siz bir şeyler arıyorsunuz ha? Mert anla işte. Özgür, bu kutu boş. Hadi ya. Deniz, zaten kutunun içinde dosyanın ne işi olacak? Of, hadi çıkalım Özgür. Mert bak, buraya babamdan habersiz geldiğimizi anlamışsındır herhalde. Yani Bahri Hoca'nın habersiz girdiğinizi zaten içeri girer girmez anladım. Ama şunu anlayamadım, siz ne arıyordunuz? Evet, kim söyleyecek bana bunu? Mert, dosya dedik ya, sen kimseye bir şey söyleme yeter. Peki Deniz. Söylemem. Kimseye bir şey söylemezsin umarım Mert. Umarım bu defa beni hayal kırıklığına uğratmazsın. Nasıl o adamların yanına gidersin Mert? Aklını mı kaçırdın sen? Baba, ben yalnızca sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendini ateşe atarak mı bana yardım edeceksin? Hem senin... Baba, lütfen beni bir dinleyebilir misin? Asıl sen beni dinle. Bana yardım edecekmiş. Ya o adamlar sana bir şey yapsalardı Mert? O zaman ne olacaktı ha? Baba, ben senin yanlış bir şey yapmanı engellemeye çalıştım sadece. Ben senin babanım Mert. Yanlışı doğruyu senden daha iyi bilirim. Baba, kafana silah tutuyorlar. Söyler misin bana bunun neresi doğru? Öyle mi? Asıl sen söyler misin? O adresi nasıl buldun? Evet Mert, seni dinliyorum. O adresi nasıl buldun oğlum? Göz göre göre eve girmişler, inanabiliyor musun? Hiçbir şeye şaşırmıyorum. Büyükşehirde oturuyorsan her şeye hazırlıklı olacaksın. Celal de polise haber vermemişti. Mert'in davası devam ediyor diye. Ne alakası varsa? Bu işin içinde kesin bir iş var Bahri. Nereden çıkartıyorsun şunu? Öyle. Ne de olsa Celal'den bahsediyoruz. Yine başını belaya sokmuştur o. Sen konuşabildin mi hiç? Yok ya, konuşamadım. Dün uğrayacaktım ama yeni iş yerine ameliyatım çıktı, gidemedim. Benim konuşmamı ister misin? Yok, ben halletsem daha iyi olur. İyi, öyle diyorsan. Hadi ben çıkıyorum. Tamam. Hadi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kızım, sen doktorluğu bırakıp araştırmacı, gazeteci falan ol bence. Nasıl? İyi iş başarmışım ama, değil mi? Fuat'a gösterirsin artık bunları. Yok ya. Fuat suratıma atar bunları. Bana hayatta inanmaz. Onun için Sedef'in konuşmasını sağlayacağım. Sedef'e inanacağın ne malum? Ona inanır. Da Sedef'le Fuat'ın evlenmesi işte birazcık zor. Yani Sedef sonuçta pavyonda şarkıcılık yapıyor. Ay Banu, sen de amma kötü niyetlisin. Fuat aşık değil mi bu kıza sonuçta? Kötü niyetli değilim ablacığım. Sadece gerçekçiyim. Sen de fena halde safsın. İyi ama ne istiyorsan onu yap. Öyle yapacağım zaten. Sedef gerçeğin ortaya çıktığını öğrenince Fuat da benim evlenmeme asla izin vermez. Şükran cadısı yine hasta olacak diye zaten böyle bir şeye göz yummuştu. Aradın mı kızı peki? Aramadım. Ama baskın basanındır. Evine gideceğim. Anneciğim, bir durur musun? Hı? Ya sana bakmaktan başım döndü ya. Ya nasıl durayım Ozan? Annem geliyor bugün. Of, ne yapacağım ben ya? Canım, kaç kere söyleyeceğim merak etme. Ben Meveş'e ayır verdim, damardan girdim. Yani buraya gelmemesi söz konusu değil, tamam mı? Ne dedin oğlum sen kıza? Hı? Ya abicim, orası da mesleksiz yani. Ah, işte kapı. Gördüğünüz gibi Ozan her şeyi çözdü. Ya kahraman mıyım, neyim ya? Ozan, çabuk
çıkıp bir bardak su ver. Sinirden elim ayağım titriyor. Ne oluyor ya? Meyveş, iyi misin? İyi değilim anne. Hiç iyi değilim. Annemle kavga ettik. Çarptım kapıyı çıktım. Yani? Ne yani? Evden ayrıldım işte. Bir daha hayatta dönmem o eve. Bundan sonra burada kalacağım. Gir. Günaydın Özgür. Pek uyumamış galiba. Of. Numarayı bulamadığımız yetmezmiş gibi bir de Mert'e yakalandık. Canım sıkılıyor işte. Ya Mert kimseye bir şey söylemez. Merak etme. Özgür, bence bu işten vazgeçelim. Numarayı bulamıyoruz işte. Üstelik yakalandık da. Mert yerine Bahri Hoca da içeri girebilirdi. Bu iş böyle olmaz. Hemen öyle vazgeçmek olmaz Deniz. Eğer korkun Mert'in babama bir şey söylemesiyse bir daha tembihleriz. Söylemeyeceğinden emin oluruz. Ha, numarayı bulma işini de ben hallederim, sen merak etme. Evet Mert. Baba sakin ol lütfen. Sakın bana ne yapıp ne yapamayacağını söyleme. Bak, bana kızgın olduğunu biliyorum baba. Ama başka çarem yoktu. Seni öyle görünce dayanamadım. Anlıyorum seni oğlum. Ama bu yaptığın hiç doğru değildi. Ayrıca özel eşyalarımı karıştırmanı sana hiç yakıştıramadım. Baba, aslında her şey bizim iyiliğimiz için yaptığını biliyorum. Ben sadece sana destek olmaya çalışmıştım. Özür dilerim. Özür dileme oğlum. Sadece bundan sonra çok daha dikkatli ol. Sen benim her şeyimsin. Söz veriyorum bir daha seni hiç üzmeyeceğim. Canım oğlum. Ocak yemeği yeter zaten bu. Yani inşallah yeter. Zafer, sen ne yapıyorsun orada yok? Hiç hala ders çalışıyorum. Yalan söyleme bana. Para sayıyorsun bal gibi, gördüm işte. Allah Allah, ne öyle bozuk paralar? Ayol sen piyano şantörlüğüne mi başladın? Yok hala, kumbaramı açtım. İyi iyi, güzel. Bak faturalar orada birikti. Onları da ödeyiver bari. Yok hala, faturaları ödeyemem. Yani kitap alacağım anca yeter zaten. Aa, kitapmış, kitap alacakmış. Alim kesilecek başımıza. Bir işe yarasam bari. Efendim canım. Aşkım bugün evden çıkabiliyorum. Hadi buluşalım. Tabii başka bir planın yoksa. Yok tabii, buluşalım. Tamam o zaman, bir saat sonra bulvarın orada. Yok, bulvar uzak olur. Arjantin'de buluşalım. Nereye uzak olur? Mirage. Ne? Mirage mi? Evet, yerimizi ayırttım bile. Ciddi misin? Aşkım çok tatlısın sen ya. Olağansın ya. Orası, bayılırım ben oraya. Yani söz verdim. Seversiniz. Harikasın aşkım ya. Hadi kapatıyorum ben. Hemen hazırlanmam lazım. Öptüm çok. Hadi görüşürüz bari. Sen yine Hacer teyzene mi gidiyorsun? Ne Hacer teyzesi be? Zarife teyzeye gideceğim, oradan da kursa. Ne bileyim. Hacer teyzenden çıkmaz oldun da. Ne diyorsun sen be? Dün de gittin işte. Sen nereden biliyorsun dün orada olduğumu? Ya işte... Ne işte? Aman nereden bileceğim? Annem atkı yormuştu ya. Allah Allah. Konuştuk mu seninle ya? Siz hep o kadının üzerinden mi satacaksınız bu tasarım harikası ürünlerinizi? Ya sen neden bu kadar Hacer teyzeyle ilgileniyorsun? Ama ne ilgileneceğim be? Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Biliyorsun babam sevmez öyle birden samimi olmayı. Ya babamla tanıştırdık Hacer teyzeyi. O kadından zarar gelmez. Hem bir sürü sipariş buldu bize. Vallahi ben sizi uyarayım da. İşi abartırsanız biliyorsun babam izin vermez annemin çalışmasına.
Sen çeneni kapalı tutarsan bir şey olmaz. Babamı üstümüze salma. Tut şu çeneni. Oldu. Tutayım da bu aptal örgüleriniz yüzünden her şey ortaya çıksın değil mi? Neyse şu işi çözerim. Sonra babama gerekeni yaptırırım ben. Ya nasıl kavga ettin Mehveş annenle ya? Anlamıyorum valla. Ya nasıl var mı Ozan ya? Sen demedin mi dün? Sen bağımsız bir insansın. Birey olma hakkını kimse elinden alamaz diye. Aferin. İyi tanımışsın beni. Aileme bile ezdirmem ben kendimi. Birey olma hakkımı kimse elimden alamaz. Gidemezsin deyince vurdum kapıyı çıktım. Hı, iyi yaptın. Canım sen de vur deyince öldürmüşsün ya. Allah Allah. Ya iyi ya işte. Daha ne istiyorsunuz? Bundan sonra sonsuza kadar ev arkadaşı olabiliriz. Yok artık. Dur abicim dur. Şu Hande'nin annesini atlatalım. Sonra göndeririz. Sen merak etme. Vallahi ben bilmem abicim. Şu meseleyi çözülsün. Ondan sonra şu meseleyi ne yap et gönder, tamam mı? Neyse olan olmuş artık. Biz işimize bakalım. Listeleri kontrol ettik. Şimdi birbirimizi ne kadar iyi tanıdığımızı test edelim. Ay! Ne oluyor be? Ya bu ne böyle ya? Ben de bu kötü enerji nereden geliyor diyorum. Ya kim koydu bunu buraya? Deli misiniz siz? Ben bunu içeri götüreyim. Kim ki bu? Fuat geldi yavrum, hadi gel. Uf anne ne olur uyuyor de. Anneye saçmalama da yürü. Ya anne bıktım ya, her gün burada. Derse gitmem lazım benim. Tamam canım, ne şarlıyorsun hemen? Buyur hemşerim. Kime bakmıştınız? Celal Demirhanlı'nın bürosu burası mı? Sen Mustafa Bey'in yeni adamısın galiba, öyle mi? Mustafa Bey? Mustafa Sezginer. Daha patronun soyadını bilmiyorsun be. Geç içeri. Evet, bilmiyorum. Geç. İçer misin? Yok, içmem. İyi, sen bilirsin. Mustafa Bey'in emanet hazır mı? Hazır, hazır. Getir. Ha? Ne bakıyorsun Hasan? Sen yenisin galiba. Yeniyim. Mustafa Bey'in sağ solu belli olmaz. Dikkat et, emaneti ver, hemen çık. Oldu mu? Soru sorayım da falan deme. Tamam, demem. Çıkayım mı ben? Tabii, tabii, buyur. Deniz, endişelenme artık. Bak, Mert'i arayıp bir daha konuştum ya. Sen de duydun. Sadece o değil ki Özgür. Hala bilmediğim şeyler var. Onlar ne olacak? Onlar da çözülecek bak, göreceksin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba abi. Size bir şey soracağım. Neden Bahri Hoca'nın odasına girdiğinizi söylememem konusunda bu kadar ısrar ettiniz? Dün söylediğinizde tamam dedim, söz verdim size. Ama her gün aranıp çocuk gibi tembih edilmez ki ya. Demek ki sana güvenmiyorum. Denizciğim, ben Bahri Hoca'ya hiçbir şey söylemiyorum. Söylemem de. Evet, siz de bana neyin peşinde olduğunuzu söyleyeceksiniz. Bahri Hoca'nın öğrenmesini istemediğinize göre bu muhakkak önemli bir şey. Evet, neyi gizlediğimi bilmek istiyorum. Hadi bakalım. Önce senin söylemen gerekenleri duyalım Mert. Allah Allah. Neymiş benim söylemem gerekenler? Bizden sakladıkları.
Hadi oğlum şu sırayı bitirelim de çıkalım. Ben de pazara gideceğim. Anacığım. Banu hasta falan mı bu saate kadar uyuyor? Yok yavrum, sabahlamış, o ders çalışmış, ondandır. Ha. Hayrola Banu? Nereye canım? Ay nereye olacak Fuat? Okula. Dershaneyi demek istedin herhalde. Hı? Şişt, annem duyacak ya. Merak etme. O örgüye dalmış durumda. Hem annen içeride olduğunu söylemedi mi sana? Ya bir şeyler söyledi de ayılamadım herhalde. Anlamadım dediğini. Banu. Sen yine bir şeyler karıştırıyorsun değil mi? Saçmalama Fuat. Ne karıştıracağım? Çantanda ne var senin? Ha? Onu suratın falan değişti. Hı? Buraya kadar. Ben bırakıyorum. Sana da merhaba Celal Bey. Hayırdır? Ben ciddiyim. Bu işlere daha fazla bulaşmak istemiyorum. Duydun mu? Celal Bey ayrılmak istiyormuş. O zaman soralım kendisine. Burada ne işi varmış? Öyle değil mi? İhtiyacım vardı, geldim. Şimdi de gidiyorum. Bu işler bu kadar kolay değil Celal Bey. Girdi mi bir daha çıkmak çok zor. O zaman söyleyin. Ailemden uzak dursunlar. Ha, böyle söyle canım ye. Ne öyle işi bırakma falan? Şaka yapmıyorum. Ailemin kılına zarar gelirse herkesi yakarım. Orasını merak etme sen. Sözümüzden çıkma yeter. Biz seni koruruz. Hani anlarsın ya, al gülüm, ver gülüm. Hadi şimdi doğru işin başına. Hadi. Böyle şeyler duymak istemiyorum Celal Bey. İşi bırakacağım. Neymiş öyle? Fuat. Seni sonra arayayım mı? Arama. Ne? Arama diyorum. Her şey senin istediğin zaman olacak değil herhalde. Köle miyim ben sana ya? Şu anda uygun değilim dedim sana. Bağırma bana. Bağırtma o zaman sen de. Bak görüyor musun? Nasıl çıkıyor dediklerim bir bir? Giderek uzaklaşıyorsun benden. Tahammül edemiyorsun artık bana. Ya Sedef. Niye böyle yapıyorsun ha? Gülüm. Ben bizim için uğraşıyorum. Niye inanmıyorsun? Hep aynı laf. Bıktım artık. Ne anlamı var böyle bir sevginin ya? Sedef, saçmalıyorsun. Bağırma bana. Banu. Başlayacağım böyle işe ha. Beklettin mi? Yok, yeni geldim ben de zaten. Çok güzel olmuşsun bu arada. Teşekkür ederim. Sen daha giyinmemişsin Zafer. Bir de eve mi uğrayacağız? Yok. Ben giyindim aslında. Sence de bu ceket biraz demode değil mi? Bilmem, ben modayı pek takip etmem de. Mirage'e gidiyorsan edeceksin ama. Yanlış anlama yani, ben senin için diyorum. Ben başkaları için kendim olmaktan vazgeçemem. Yani neysem oyum işte. Ya ben değişeceksin demiyorum ki. Sadece kıyafetine biraz çeki düzen göster diyorum. Pelin, başkasıyla gitmek istiyorsan gidebilirsin. Lafı uzatmana gerek yok. Saçmalama, tabii ki seninle gitmek istiyorum. Ben sadece...
gazeteci. Bak Pelin, insanların nasıl göründüğünü önemsediğini biliyorum. Yani bu senin yaşındaki bir kız için gayet normal. Ama insanları görünüşleriyle yargılamak hiç doğru değil. Ceketti, pantolondu. Bunlar parayla satın alınabilecek şeyler. Ama önemli olan insanın içindekidir. Yani iyi kalplilik, erdem, bunlar kolay kolay satın alınabilecek şeyler değildir. Parayla satın alınamaz yani. Haklısın, özür dilerim. Yok, özür dilemene gerek yok. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyıp orta yolu bulacağız. Dün buraya hiç pek orta yol olmadı ama. O dünkü dürümcünün rövanşı diyelim buna. Hadi geç kalma. Evet arkadaşlar, ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Başka bir şey yok. Öyle mi? O zaman biz de söyleyeceğimizi söyledik Mert. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Ha, Mert. Bu sefer beni yanıltıp sözünü tut, olur mu? Bahri Hoca'ya bir şey söyleme. Nereye Deniz? Mustafa Bey'in yanına gidiyorum Özgür. Dayıma. Neden? Meyveş söyledi ya, bağışları ben toplayacağım. Mustafa Bey de bağış yapacakmış. Amerika bursu için bu tür organizasyonlarda yer almam çok önemliymiş. Anladım. Selam söyle dayıma. Dur, ben de seninle gidiyorum. Yok, hiç gerek yok. Ben yalnız gitmeyi tercih ederim. Gülcüm, o tarafta işim var diye söylüyorum. Seninle alakası yok yani. Bence de Mert'le gittiniz. Oralar birazcık karışık, bak zorlanabilirsin. Görüşürüz Özgür. Görüşürüz. Peki o zaman. Efendim. Bahri Atabay mı? Gönder kızım, gönder. Oo enişte, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni böyle, hayrola? Senin emanetini getirdim. Emanet? Bu ne? Al kendin bak. Bu sende ne arıyor enişte? Senin mafya bozukçusu arkadaşlarını ziyaret ettim. Bunlar verdiler. Senin bunlarla ne alakan var enişte? Ben de sana soracaktım. Celal'in çalıştığı adamlarla senin ne alakan? Evet, aynamızda ortadan kalktığına göre testimize başlayabiliriz. Başlıyorum. Hande'cim, ilk soru senin. Mehveş'in Özgür'e kızıp da atkısıyla boğduğu ayısının adı neydi? Şengül. Hayır, Şehnaz. Ya of ya. Ama bak anneciğim, baştan söyleyeyim, böyle ev arkadaşlığı olmaz. Kesin yakalanacağız anneme ya. Anneciğim, ilk sorudan motivasyonunu kaybetme, sakin ol. Hadi Ozan, devam et. Tamam, ediyorum. Mehveşciğim, sıradaki soru senin. Kaçtı? Tamam. Hande'nin kahvaltıda en sevdiği şey nedir? Yumurta. Yumurta. Ne yumurta? Sadece yumurta denir mi? Sen sanki çok biliyorsun. Yağda az pişmiş ve bol baharat. Sarısına bayılır ama beyazından hiç haz etmez. Senin Celal'in çalıştığı adamlarla ne işin var diye sordum. Ben ticaret adamıyım enişte. Yani işim gereği her kesimden insanla tanışıyorum. Böyle ticaret yapıyorsan adam seçemezsin. Herkesle iş yaparsın. Ben de bir şekilde o adamlarla tanışmışım işte. Bunlar pek tekin adamlara benzemiyorlar. Burada senin bir parmağın olmasın sakın. Aman beyin işte, her şeyi de benden bilmeyin artık. Benim Celal'le alıp veremediğim yok. O defter kapandı. Yani ben bu konuda sana güveneyim. Öyle mi? Enişte, Celal bana borcunu ödüyor. Hatta tamamını ödedi. Benim onunla artık bir işim kalmadı. Ne hali varsa görsün, ben ona dokunmam. Dokunmazsa niye edersin? Bak sakın aklından bir kurnazlık geçirme. Yoksa... Yoksa... Ne enişte? Yoksa sıkıntı doğarmış. Işte.
Sedef, ne olursun aç şu kapıyı. Konuşmamız lazım. Ey Allah'ım ya. Bugün bu işi halletmem gerekiyor. Efendim Fuat. Neredesin sen? Sana ne Fuat ya? Hanım. Ne yapıyorsun sen ha? Beni katil mi edeceksin? Fuat var ya, şu anda seninle hiç uğraşamam ben. Hadi kapat. Banu bak. Neredesin dedim. Elimdeki kozları sakın unutma. Tamam mı? Sakın. Ya Fuat, nerede olabilirim? Dershanedeyim tabii ki. Hadi kapatıyorum. Handa'yım ya. Sedef'e de ulaşılmıyor. Yani artık hangi biriyle uğraşacağım bilmiyorum ki. İlla ayağına gideceğiz hanımefendine. Öyle olsun bakalım. Sağda müsait bir yerde durur musunuz lütfen? Mahrem'in ne işi var burada? Alo Celal. Aa Bahri, nasılsın? İyiyim. Celal, müsaitsen bugün bir görüşelim diyorum. Biraz işim var ama hayrola? Ömür biter, iş bitmez Celal'cığım. Sen şu işlerini bitir de oturup karşılıklı bir yemek yiyelim. Tamam Bahri'cim. Bana uyar. İyi. O zaman şu Miraj restoranda buluşalım, tamam mı? Karar vermedim. Ben de kararsızım aslında. Risotto mu yesem, fettuccine mi? Sen bilirsin. Evet evet, risotto. Bana bir risotto negro lütfen. Tamam efendim. Bana da şundan. Ravioli. Evet, ondan. İçecek olarak ne alırsınız efendim? Beyaz şarap. Evet, kesinlikle şarap. Şardone mi seversin yoksa Semillon mu? Onu severim. Yani ilkini. Ne işin var burada? Sedef'le konuşmaya geldim Fuat. Ama evde yoktu. Biliyordum abi. Bir şeyler karıştırdığını biliyordum ben seni. Ya sadece konuşacaktım diyorum Fuat. Ayrıca sen bu oyunu nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Daha önce de gelip kızın aklını zehirledin değil mi? Banu, var ya, yılansın sen. Yılansın. Doğru konuş Fuat. Ya ben sana bir daha bu kızı görmeyeceksin demedim. Kızın aklını bulandırma demedim mi ben sana? Kafası açılsın da birazcık gerçekleri görsün istiyorum Fuat. Yapma ya. Neymiş o gerçekler Banu Hanım? Ana kuzusun işte. Hani çok seviyordun Sedef'i, ha? Öyle pavyondan kurtarmak da olmuyor. Eğer çok seviyorsan basarsın nikahı, ananı mananı da dinlemezsin. Sen var ya, ne dediğini gerçekten bilmiyorsun. Sana şimdi öyle bir şey yapardım ki, ama neyse. Neden bu kadar Sedef'le konuşmamdan korkuyorsun ha? Niye bu kadar korkuyorsun Fuat? Banu, korkmuyorum. Anlıyor musun? Gerçekten korkmuyorum. Benim sadece yapmak istediğim şey senin oyunlarından uzak tutmak. Hem herhalde hapse girmeye göze aldın ha? Veya ailenin tıp okumadığını öğrenmesini istiyorsun. Ne dersin? Tehdit. Sen önce tehdit et beni. Yüreğin yok oğlum senin. Eğer olsaydı sevdiğin kızın peşinden giderdi. Anlıyor musun?
Banu! Burak! Burak! Sen beni katil edeceksin! Dokunma bana! Bak! Bak! Bir daha buraya gelmeyeceksin, anlaşıldı mı? Gelmeyeceksin! Bırak kolum dedim! Gerekirse, gerekirse başına nöbetçilik derim senin! Bırak kolumu ya! Anladın mı? Bir daha buraya gelmeyeceksin! Yani çoktandır görmediğim bir arkadaşım vardı. Çok özlemişim, onu göreceğim. Belki o seni özlememiştir. O da özlemediğini söylüyor ama bence çok özledim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü gözlerine baktığım zaman yalan söylediğini anlayabiliyorum. Yani bu yakalanma korkusu sıkmaya başladı artık. Seni bu kadar çok özlerken böyle kaçak göçek görüşmek üzüyor beni. Haklısın Mustafa. Ama biraz sabretmemiz lazım. Hem biliyor musun? Ben de seni çok özlüyorum. Sen de olmak için her şeyi yapmaya hazırım. Bunu biliyorsun değil mi? Seninle yeniden böyle olmak çok güzel. Aramıza soğukluk girince canım yanıyor sanki. Artık öyle olmayacak. Seninle olmak için Celal'e yardım etmeyi bile kabul ettim. Sırf senin için. Mustafa ne olur elini çabuk tut. Sen rahat ol. Celal'in işiyle ilgili yeni gelişmeler var. Bu işte en yakın zamanda hallolacak, söz veriyorum. Gerçekten mi? Ben sana yapacağım demiştim değil mi Berna? Yeter ki benim ol. Bedelini ise ödemeye hazır. Canım. Evet. Hadi bakalım. Hande'cim, sıra sende. Mehveş ileride kaç çocuk yapmak istiyor ve bu çocukların isimleri ne olacak? Mehveş 30'undan sonra 4 tane çocuk yapmak istiyor. İkisi kız, ikisi erkek. Bunların isimlerinin de Dolunay, Çimen, Lali ve Yosun olmasını istiyor. Sakın bir daha şansını zorlama. Yemin ediyorum bu sefer seni mahvederim. Yemin ediyorum, anladın mı? Defol! Defol! Bak! Allah'ım ben ne günah işledim ya.
Allah'ın belası. Defol dedim sana. Banu. Sedef. Şey, Fuat buradaydı da. Biliyorum, onun gittiğini gördüm, öyle geldim. Şimdi kesin beni arıyordur. Gel, gir içeri. Evde kimse yok. Gel odama geçelim. Tamam Mert, sen gidebilirsin, sağ ol. Yok hayır, ben burada bekleyeceğim. Senin başka işin yok muydu ya, gitsene. Hayır Deniz, bekliyorum. Hadi git gel bir an önce. Sen benim başımın belası mısın ya? Maalesef. Evet, son sorulara geldik. Söyle bakalım Mehveş. Hande'nin annesinin adı nedir? Ay ya, kadın hakkında her şeyi biliyorum, adını bilmiyorum. Çok özür dilerim anneciğim. Önemli değil Mehveş'cim. Annemin adı... Annem arıyor. Efendim anneciğim. İyiyiz. Oturuyoruz. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Anne, sesin yankılı geliyor. Neredesin sen? Duydun işte. Şükran'ın hastalığı tamamen uydurma. Hepsi yalan. İnanamıyorum ya. Her şey senin elinde Sedef. Nasıl yani? Fuat. Biri geldi Banu. Yok canım, ne Fuat'ı? Fuat'ın anahtarı yok. O kadar uzun boylu değil. Annemdir. Banu yavrum, ben geldim. Neredesin? Aa! Yavrum, misafirimiz mi var? Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk teyzeciğim. Gülay'dı değil mi? Evet, Gülay'dı teyzeciğim. Ay, Gülay, sen kaçıncı sınıftasın? Sınıf arkadaşım anneciğim, o da birinci sınıf. Ha, iyi. Bundan ne yapıyorsunuz? Bir şey değil, ödev anne. Ay, yapın yapın. Ben de bir ıspanak aldım, size ondan börek yapayım, böyle çıtır çıtır tazecik. Ay Gülay, akşama yemeğe de kal yavrum. Sağ olun teyzeciğim ama benim şey... Senin teyzeciğim diyen dillerini yerim ben. Ay pek bir temiz yüzlü, pek bir güzel kızsın sen. Allah senin bahtını da böyle yüzün gibi güzel etsin. Anne, ödev. Aa, tamam. Sabiha gidiyor. Ne kadar şanslısın Banu. Ailenin yanında tertemiz bir hayatın var. Ya sorma Sedef. O kadar şanslıyım ki. Öylesin. Ama bunun farkında değilsin. Umarım bunun kıymetini benim gibi kaybedince öğrenmezsin. Ne yetti buraya geldik değil mi Zafer? Çok özlemişim. Ya iyi oldu evet. Sen daha yemeğine dokunmadın bile. Ne bileyim, pek iştahım yok gibi. Tatlı yiyince iştahın yerine gelir. Buranın tatlıları muhteşemdir. Bir tatlı menüsü alabilir miyiz lütfen? Hemen efendim. Olamaz, yine mi menü? Ne dedin aşkım? Şey diyorum, tatlı tam istediğim şey oldu, iyi oldu. İyi gel, kendin bak o zaman. Gel tamam, konuşalım. Fuat'tı değil mi? Evet, burada. Beni burada görmesi hiç iyi olmaz Banu. Ben çıkayım. İyi de ne yapacaksın peki? Hem seni hem de kendimi kurtaracağım Banu. Yani? Bunları kendim bulmuş gibi yapacağım ve Fuat'la evleneceğim. Gerçekten mi? Ama bunları görüp hala benimle evlenmezse... Zaten beni hiç sevmemiş demektir. O zaman da çekip giderim buradan.
Hayır, sakın vazgeçme aşkından Sedef. Ne olur Fatuma'm dua et de beni sevmiş olsun Fuat. Aramızdaki tek engel annesiydi. Şimdi o engel de ortadan kalktı. Bak, bunlar da belgeleri. Bundan sonrasında Fuat karar verecek. Ama yani onu ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapacaksın değil mi? Elinden gelen her şeyi yapacağım ben. Çünkü sen onu ne kadar istemiyorsan ben onu o kadar istiyorum. Ama ne olursun beni karıştırma. Lütfen merak etme sen. Bütün bunu ortada yoktu. Bunları buldum gece. Verdiğin sözü tutmazsın diye korkuyordum açıkçası. Öyle konuşma. Beni üzüyorsun. Sen varsan akan sular duruyor, farkında değil misin? Mustafa. Şey, aslında ben öyle demek istemedim. Sana verdiğim sözü tutmamam mümkün değil. Sana olan zaafım buna izin vermiyor. Sen bakma benim böyle esip savurduğuma. Sen ne dersen onu yaparım. Çok daha